Merhaba arkadaşlar. Yine tencerelerin başındayım. Ne yemek yapıyorum bugün? Burada mercimek, yeşil mercimeği çok az bir haşladım. Şurada onun izi arkadaşlar. Ondan sonra hemen zeytinyağında bir tane küçük küçük doğradım. Soğanım kızarıyor. Burada da küçük küçük soğanım kavruluyor. Ne yapacağım? Mercimeklerimi burada biraz haşladım. Bu normal, sade. İçinde biraz salça, birazcık şu domates rendesinden bir kaşık bundan, bir kaşık bundan koyacağım. Normal sade protein. Yani mercimek yemeği olacak. Burada da bulgur pilavı pişecek. Yine aynı şekilde. Bu niye sulandı bu kadar? Bir kaşık bundan, bir kaşık bundan aynı şekilde bulgur pilavı yapacağım. Ben bir haftadır sıkı rejimdeyim, yani hiç şu bir haftadır bir lokma dahi ekmek yemiyorum. O yüzden bulgur pilavı eşim de seviyor, ben de seviyorum. Yani normal yemeğimi yiyorum. Önce salata ve yoğurdu ben her şeyin yanında yiyorum zaten. Ara öğün olarak yulaf yiyorum arkadaşlar. Yulaf tarifini çeker atarım onu da bugün. Bilmiyorum, bugün çekebilirsem çekerim aynı şekilde. Sabahta iki yumurta haşlıyorum, azıcık bir peynir, bir büyük domates, bir büyük salatalıkla birlikte ekmeksiz bir şekilde sade Nescafe içiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun için ayrı bir video istiyorsanız nasıl zayıflıyorsun diye aşağı yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Şimdi ben buna domatesimi ve salçamı ilave edeyim. Evet, buna domates püremi de salça da koydum bir kaşık. İyice kavrulsun. Bu mercimeğine ne yakışıyor baharat olarak? Kuru nane koyuyorum ben. Çok seviyorum, yakışıyor. Diyet ürünlerimi zaten beni Instagram'da takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Paylaşıyorum orada paylaşabildiğim kadarını. Ne yediğimi, ne içtiğimi, ne yaptığımı, ne spor yaptığımı. Size şu kadar söyleyeyim. Bir haftada bile gerçekten fark ediyor. Hani hiçbir şey yapmayın. Zaten ben spora da başladım. Aletleri aldım falan. Hepsi Instagram'da var zaten arkadaşlar. Takip edenler bilirler. Hayat köşesi. Beni takip edebilirsiniz. Orada günlük yediklerimi de görüyorsunuz zaten. Yani sporda ne yiyorum. Bu şekilde. Yalnız bunu zeytinyağlı. Onu da söyleyeyim. Kavuruyoruz. Ne yapacağım? Şimdi mercimeklerimi ilave edeceğim. Üzerine kettle'da kaynattığım sıcak suyumu ilave edeceğim. Zaten yarısı pişti. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Evet, mercimeklerimi ilave ettim. Çoğu pişti zaten. Yarı pişmiş mercimeklerim şu an. Suyunu koyalım. Şöyle hafif karıştıralım. Sıcak suyumu da ilave edelim. Tamam. He, unutmadan neredeyse 2 çorba kaşığına yakın kuru nane ilave ettim arkadaşlar. Naneyi ben çok yakıştırıyorum. Çok az daha su koyacağım. Çekecek zaten. Tamam, şimdi bunu kapatalım kapağını. Çekerse çok biraz daha su ilavesi yapacağım. Birazdan bu yemeklerin pişsin, yani bir yarım saat sonrası markete gideceğim. Ocağımın kirine kusuruna bakmayın arkadaşlar. Erken bir saat, şu an yemeklerimi yapıyorum, hazır ediyorum. Markete gideceğim. Yulaf, ara öğünlerde yulaf yediğim için mesela dün elmalı yiyordum. Şu an elma meyve bitti evde. Biraz meyve alacağım, muzdur, işte bakacağım ne istersem. Yulaf tariflerinde kullanmak için. Zaten tariflerde gösteririm size. Şöyle biraz. Hatta bunun hepsini koyayım. Aynen. Bitti zaten. Şuna sıcak su koyacağım. Marketten aldıklarımı da ekleyebilirim bu videonun sonuna belki. Gidişata göre bakacağız.
Şimdi buna biraz salça koydum. Aslında salçayı koymasam da olurdu, domates sosuyla ve soğan da var içinde. Geçen koymamıştım zaten. Şimdi niye koydum bilmiyorum. Diğer yemeği koydum diye herhalde koydum. Olsun. Bir şey olmaz. Biraz da su ekledim üzerine. Sosun komple boşaltmak için. Böyle bir iki fokurdasın. Ne yapacağım? Bulgurunu ilave edeceğim. Biraz da su gerektiği kadar ağzını kapatacağım arkadaşlar. Şimdi şu süzgecimi bir çalkalayayım. Mercimeklerimi şey yaptım. Şimdi bulgur yıkanır mı? Yıkanmaz diyenler de olacak büyük bir ihtimal. Kimine göre yıkanmıyor, kimine göre yıkanıyor. Ben yıkıyorum. Nedenini şimdi göstereceğim. Çıkan suda. Yani çok toz çıkıyor arkadaşlar. Ki bu bulgur hazır bulgur değil, köyden geldi. O yüzden daha çok toz çıkıyor yani, olduğu gibi kurulduğu için. Hazır bulgurlar bu nebze olsun yine şey oluyor. Tabii bu daha lezzetli. Şöyle suyu. Hemen. Bu kadar. Yani yıkadığım dediğim bu. Şöyle. Görüyorsunuz. Şu gitsin diye yani yıkıyorum. Bir kere suda akıtıyorum. Şöyle de karıştıralım. Bu aralar nedense yemeklerin tuz oranını ayarlayamıyorum. Ay lobum. Kirine kusuruna bakmayın arkadaşlar. Yani yemek yaparken çıkıyor bu kadar. Yemeklerin ağzını kapattıktan sonra temizleme fırsatım oluyor. Şimdi bulgurumu ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Altından mı kısmı olacak? Evet. Şöyle karıştıralım. Çok kirli çalıştım şu an. Ama olsun, ben doğal halimle çekip koymak istiyorum. Öyle zaten çok Photoshop'ta kullanmıyorum. Herkesin evinde olan şeyler bunlar. O yüzden gerçek halimle videolarımı koyuyorum ben arkadaşlar. Hani yemek yaparken herkesin ocağına bu şekilde dökülüyor. Bu şekilde herkesin taşıyor. O yüzden taşıyorken ben de alıp onu böyle pırıl pırıl, hani sürekli kamerayı doldurup aa bak çok şey, öyle yapmıyorum ben. Gerçek hayatta böyle olduğu için bu şekilde yapıyorum ben. Bu yeterli. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Bu da pişiyor burada. Bu da burada. Bunu bir kez karıştırayım. Oo, çok güzel kokuyor. Evet, buna biraz su ekleyeceğim. Çekmiş çünkü suyu. Dediğim gibi ben çok Photoshop yapmıyorum. Benim yemek yaparken ben ocağımı tabii ki de siliyorum. Ama bir gün silmezsem öbür güne böyle oluyor. Çünkü bu evde gelen giden Allah'a şükür bitmiyor. Ne misafirlerim ne akrabalarım. O yüzden benim evimde sürekli yemek pişiyor. O yüzden böyle dağınıyor yani, benim evim kirli, dağınık. Tabii ki temizlik yapıyorum. O kadar da değil. Abartmayayım şimdi de. Bunlar 15-20 dakika kaynadıktan sonra pişecek zaten. Sonra ben alışverişe gideceğim. Sonra geldiğimde hem yemekleri gösteririm, hem alışveriş videosunu çekerim. Bunlar da dinlenmiş olur. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alışverişimi yaptım, geldim. Bu arada yemeklerim pişti. Şöyle alışverişimi göstereyim. Kayısı aldım biraz. 4 tane elma. Çeri, domates. Şurada muz aldım. Şuradan bizim mandırın yoğurdu var, açık yoğurt. Ev yoğurdum bittiği için ondan aldım. Tavuk bulyonu aldım. Bazen kullanıyorum. Şöyle kuru üzüm aldım. Bulgur, pilavlık bulgur. Burada patlıcan var. Bunu göstermiştim. Çeri. Tabii ki yeşilliğim var, olmazsa olmazım. Şu nanenin güzelliğine bakın. Bir de nasıl koktuğunu şu an bir tahmin edin. Misler gibi. Her şeyi koyuyorum.
Bir gün makarna sos tarifi vermiştim. Onda da çok seviyorum. Kahvaltıda da yiyorum. Salataya yani her şeyi koyuyorum. Çok çok güzel. Benim zaten bu yeşilliğim, 2000'de bir yeşilliğim alınıyor evde. En son eşimin aldıkları şurada. Az kalmış domates. Bunlar da gitmiş artık. Onu buradan çıkarıyorum. Ne yapıyorum? Tazelerini takıyorum. Bu köşemde benim hep yeşilliğim mevcut arkadaşlar. Alışverişim bu kadar. Dediğim gibi az bir şey aldım. Şöyle yemeklerimi göstereyim. Bunlar pişti. Çok da lezzetli oldu. Yani tadına bakmadım ama. Şu da böyle kendini çekiyor da. Alışverişim bu kadar. Yemek hızlı bir şekilde biraz sohbet ederek yaptık birlikte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız daha fazla video gelecek arkadaşlar. Ne tarzı videolar istediğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben şimdi büyük bir ihtimal buraları toparlayıp yulaf yapacağım kendime. Çok açım çünkü sabah 8'de kahvaltı yaptım. O yaptığım yulafın da videosunu çekebilirim. Çekersem eğer belki bugün belki de yarın büyük bir ihtimal yarın atarım videoları arkadaşlar. Hoşça kalın.